Alo? Bir dakika hemşire hanım, ben Zeynep Yıldırım'ın kocasıyım. Karım doğum yaptım. Karınız doğumda henüz. Karıma ne oldu? Çocuğu sezeryanla aldılar. Bir kızınız oldu. İçeri giremezsiniz. Çocuğumu ne zaman görebilirim? Ancak odasına alındığı zaman görebilirsiniz. Ne oluyor? Karakolda öğrenirsin. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Suçsuzum. Oturun. Şahit Doğan Üstün'ü çağırın. Şahit Doğan Üstün! Adınız, soyadınız ve mesleğiniz. Adım Doğan Üstün. Komiserim. Olay nasıl cereyan etti? Soygunu bir telefon ihbarıyla öğrendim. Vaka mahalline gittiğimde, sonradan isminin Murat olduğunu öğrendiğim Murat Yıldırım'la karşılaştım. Ani olarak silahını ateşledi ve bacağımdan ağır şekilde yaraladı. Bana sıktığı kurşun diz kemiğimi ve sinirlerimi parçaladı. Bunun yüzünden sakat kaldım. Sizi vuran Murat Yıldırım mıydı? Kat'i olarak gördünüz mü onu? Yüzü sarı bir boyun atkısıyla sarılıydı. Gözlerinden tanıdım onu. Kara gözlerini unutmama imkan yok. Vurulmam kaçmalarına fırsat verdi. Dünyada yalnız ben miyim kara gözlü? Ben o gece hastanedeydim. Karım doğum yapmıştı. Onun yanındaydım. Oturun. Suçlu yalan beyanda bulunuyor. Beni vuran kendisiydi. Yanılmama imkan yok. Evet ama ortada suç delili tabanca yok. Sanık vekili, sizin soracağınız bir şey var mı? Hepsi asılsız. Müvekkilimin uzaktan veya yakından soygunla hiçbir ilişiği yoktur. İddiaları şahitler ve göstermiş olduğumuz delillerle çürütmüş bulunuyoruz. Müvekkilim suçsuzdur. Sayın mahkeme heyetinden müvekkilimin beraat ve tahliyesini talep ediyorum. Sanık Murat Yıldırım,
Avukatının söylediklerine ekleyecek sözün var mı? Hayır efendim, ilave edecek hiçbir şeyim yok. Karar için duruşmaya 5 dakika ara verilmiştir. Oturun. Karar. Sanık hakkında ileriye sürülen iddiaların delil yetersizliği sebebiyle Murat Yıldırım'ın tahliyesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Beni vuran sendin, ispat edemedim. Beni sakat bırakan ve silahımdan çıkan bu kurşunu seni tekrar içeriye atıncaya kadar saklayacağım. Canım benim. Sizleri çok özledim. Bana bir kızın oldu dendiği an sanki dünyalar benim olmuştu. Ama o anda polisler kollarıma yapışınca hayatımda ilk defa yaptıklarımın pişmanlığını duydum. Bırak artık bu karanlık hayatı Murat. Bak, benden başka seni bekleyen bir de çocuğun oldu. Benim parada pulda gözüm yok. Bir lokma ekmekle vereceğin saadet kâfi bana. Sana layık olmadığımı biliyorum. Seni seviyorum Murat. Bu hayatı bırakacaksın değil mi? Bak, kızımız da bırakmanı istiyor. Seninle konuşacaklarım var. Konuş bakalım. Yalnız konuşmak istiyorum. Hadi gel benimle. Söyle. Tabancaya ihtiyacım kalmadı artık. Manası ne bunun? İşi bırakıyorum. Bundan sonra her şeye paydos. Deli misin sen? Bol para, güzel kadınlar, bu tatlı hayat bırakılır mı hiç? Sonu yok bunların. Biz hızlı yaşamaya alışmışız oğlum. Yavaşlarsak sudan çıkmış balığa döneriz. Kararımı verdim. Ekmeğimi alnımın teriyle kazanacağım. Kızıma yedireceğim bir lokma ekmeğin haram paradan olmasını istemiyorum. Son sözün bu mu? Evet, bu.
Abi itelim mi? Zahmet olmazsa. Ne demek? Bu hurdayı ne zaman değiştireceksin abi? Milli piyangodan para çıkınca. Sağ olun. Bütün işlerimiz bitti, her şey tamam. Anneciğim, mumları neden yakmıyorsun? Baban gelince yakacağız. Hah, geldi işte! Hoş geldin babacığım! Hoş bulduk yavrum. Hoş geldin. Bak sana ne getirdim. Bil bakalım içinde ne var. Bebek! Aferin sana! Ne güzel bebek! Teşekkür ederim babacığım! Hadi anne, yak mumları! Hadi şimdi söndür bakalım. Yavrum! Böyle güzel bir kız doğurduğun için, bu da sana. Babacığım! Teşekkür ederim. Ha canım! Baba! Hı? Bu bebeğin gözleri yatınca kapanıyor. Seninle bu oyunu oynayalım mı? Oynayalım. Ha? Kapat gözlerini! Hayır, sen kapat gözlerimi. Fabrikanın memurları parayı bankadan aldılar. Yakası kürklü olan bizim Murat değil mi? Hı? Evet o. Gidelim. Yavaş git, fazla yaklaşma. Bekir'e iyi haberler çıktı. Bizim Murat soyacağımız fabrikada çalışıyor. Herhalde bizden evvel soygunu yapacak. Murat Yıldırım mı? Evet. Hmm. Öyleyse işimize çok yarar. La-ri-da-ri-da-ra-ra 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 La-ri-da-ri-da-ra-ra
Bizi takip ediyorlar. Ha? Polis mi? Yok, hayır. Polis böyle araba kullanmaz. Arıyorsunuz burada. Görüşmeyeli epey oldu, 4 yıl seni özledik. Evine davet etmeyecek misin bizi? Niye gelmişler, ne istiyorlar? Bilmiyorum. Onları içeriye almakla sözünü tutmamış oldun. Merak etme, def ederim şimdi. Benimle oynar mısın amca? Oyun mu, ne oynayacağız? Evcilik. Evcilik mi? Hadi kızım, sen annenin yanına git. Peki babacığım. Alas mı oynadık amca? Güle güle kızım. Kızın sana benziyor, tıpkı sen. Evime gelmemeliydin. Ayıp ettin. İnsan arkadaşlarını böyle mi karşılar? Niye geldiniz buraya? Seni özledik, hatırını sormaya geldik, kabahat mı ettik yani? Nasıl, işinden memnun musun? Allah'a şükür. Kamyon şoförüsün değil mi? Nereden biliyorsun? Ortada, belli. Yazık oluyor sana, yazık. Senin böyle yoksulluk içinde yaşamana gönlüm hiç razı olmuyor. Dünyada o kadar çok para var ki, bunu elde etmenin usulleri de var. Çalmakla mı? Evet, çalmakla. Ben bu işleri bıraktım. Budalalık etme, bir gecelik iş, bir kasa açacaksın, hepsi o kadar. Karşılığında tam 50.000 lira alacaksın. Pekala. Sen teklifini yaptın, ben de reddettim. Tamam mı? Hadi çıkın dışarı. Hadi! Çıkın dışarı dedim, duymadınız mı? Defolun! Patron! Tamam efendim. Murat'ın arabasının eşini buldum, dışarıda, orada. Harekete geçin. Soygun ve cinayetin bütün şüpheleri Murat'ın üzerinde kalmalı. Merak etmeyin. Hadi bakayım. Dükkanımız kapalı efendim. Bir arzunuz varsa yarın gelin. Paraları ver! Ver paraları dedim! Hepsini! Hadi çabuk ol, çabuk! Ötekileri de ver! Çabuk! Hepsini ver dedim! Tamam efendim. Arabayı şehir dışında bir yere atın. Görgü şahidi içeride efendim.
Bir dakika bakar mısın? Anlat bakalım olay nasıl oldu? İki kişiydiler. Birini göremedim ama katili iyi gördüm. 30 yaşlarında, uzun boylu, siyah saçlıydı. Sırtında yakası koyun posundan deri bir ceket vardı. Kırmızı renkli eski bir Studebaker arabayla kaçtılar. Bütün bildiğim bu kadar. Telefon et, balistik muamelesini çabuk yapsınlar. Emredersiniz. Devam et. Ha, bir ara katilin adı geçti. Pek iyi duymadım ama Musa gibi bir şeydi. Nihayet yakayı ele verdi. Gidip yakalayalım mı? Hayır, göz hapsinde tutun. Daha yakalamayın. Zamanı gelince ben yakalarım. Kat'i delil olmadan içeri atmayın çocuğu. Balistik raporunu bekliyorum. O zaman kat'i bir şey olacak. Sağlam delil istiyorum. Süet, yakası beyaz köklü ceket, eski model kırmızı Studebaker araba, adamın ismi Murat. Murat mı? Raporda Musa yazılıydı. Dikkatli olun, hata yapmış olursunuz. Paşa kapısında yaralamaktan ve silah taşımaktan 18 ay yatmış. 6 yıldır dışarıda. Gene girecek. Ne yaptım ki? Soygun ve cinayet suçu ile tevkif ediyorum. Soymuşum bilmek isterim. Yalnız soygun değil, cinayet de işledin. Bu sefer doğrudan doğruya dar ağacını boylayacaksın. Evet. Peki. Otur. Bekir'i en son ne zaman gördün? 4 yıl önce. İyi adamlarını? Onlar da 4 yıl önce. Bugün soygununda hangisi yanındaydı? Neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Soygunu yapanlardan birinin sırtında süet, yakası köklü ceket vardı. 1.84 boyunda, esmer, adı da Murat. Kırmızı renkli eski bir Studebaker arabayla kaçmış. O kadını sen öldürdün. Hayır, hayır! Ben bu işlerden elimi çektim. Bir müddet elini çekmiş gözüktün. Her zamanki gibi tertip bu. Kafanı bana takmışsın. Benden başka sabıkalı yok mu? En sonunda apı yuttun. Anneciğim! Anne, babam neden gelmedi? İşi var yavrum, bu gece gelmeyecek. Anne, yarın gelir değil mi? İnşallah. Bu mu? Hayır. Bu mu? Hayır. Bu? Bu mu? Dikkatli bak. Dikkat ettim, bu değil. Emin misin? Eminim, değil bu. Peki, ışıkları yak. Sen, 4. bir adım öne çık. İyi bak ona, soygunu yapan bu muydu? Hayır, bu olamaz. İyi bak ona. Bu değil. Yeter Doğan! Bırakın gitsin! Sen kal Murat! Şahit suçlamadı, siz niye alıkoyuyorsunuz? Tutukluluk müddetin daha dolmadı. Doğan! Bırakın onu diyorum. Serbestsin.
Bıktım artık bu hayattan. Bir soygun olunca hemen benim yakama yapışıyorlar. Ne kadar kaçsam kirli mazim peşimi bırakmıyor. Üzülme sevgilim. Sen kurtuldun, yuvana, aramıza döndün ya. Buna da şükür. Görüyorsun ya, sabıkalı bir adamın karısı olmak kolay değil. Evlenerek senin de başını yaktım. Ben memnunum hayatımdan. Maalesef sizi işe alamayacağız. Prensip olarak sabıkalıları yanımızda çalıştırmayız. 10 aydır burada çalışıyorum. İşimde ne kusur gördünüz? Eğer eski bir kasa hırsızı olduğunu bilseydik, seni zaten işe almazdık. Kusura bakma ama sana verecek işimiz yok. Allah rahatlık versin anneciğim. Sana da yavrum. Hadi bakalım. İyi geceler yavrum. İyi geceler babacığım. Niye üzgünsün? İşimi de kaybettim. Kovdular beni. Aldırma, başka bir iş bulursun. Evet, başka bir iş. Oradan da başka bir iş. Gene Komiser Doğan gelsin, attırsın beni. Allah büyük, göreceksin. Bunların hepsi geçecek. Eskiden bu kadar koymazdı. O zaman evli değildim. Benden evlendiğine memnun musun? Hem de nasıl? Maalesef boş yerimiz yok. Bu zamanda iş bulmak çok zor. Ne yapacağız? Bakkal veresiyeyi kesti. Ev sahibi de çıksınlar diye haber gönderdi. Adam haklı. 3 aylık kira borcumuz birikti. Çıldırmak işten değil. İstersen ben bir iş bulup çalışayım. Ya, olmaz öyle şey. Fakat paraya ihtiyacımız var. Ben para bulmaya çalışırım. Hayat müşterek değil. Sana yardım etmek istiyorum. Zengin bir köşkten çocuklarına bakacak bir kadın arıyorlar. Sadece akşamları birkaç saat. Sen iş buluncaya kadar, durumumuz düzelinceye kadar. Ondan sonra bırakırım. Fabrikada tam 2000 kişi çalışıyor. 1000'er lira alsalar 2 milyon lira eder. İçlerinde 10 bin lira alan mühendisler var, müdürler var. Satışlardan gelen paraları da hesaba katmıyorsunuz. Tahsil edilecek alacaklar, maaşlar ay başından bir gün önce bankadan çekiliyor. Evet, demek ki her ayın son gecesi fabrikanın kasasında 5 milyon lira yatıyor. Bütün mesele içeriye birinin sızmasında. Şöyle kedi gibi çevik birinin. Elektrikten, telefondan anlayan bir adam. Aynı zamanda usta bir kasa hırsızı. Murat'la yeniden temas edelim. Seni böyle üzgün görmek istemiyorum. Ne yapayım yani? Sen işe başlıyorsun diye sevincimden gülüp oynayayım mı? Uzun sürmeyecek bu iş. Sakın yaramazlık yapma. Babana sen bak, değil mi? Peki anneciğim. Murat, ben gidiyorum. İyi ya, git. Niye üzülüyorsun baba? Thank you.
sana yardım edeyim mi? Cinayet günü Bekir'in arabası Murat'ın evinin önünde durmuş. Oysa Bekir'i 4 yıldır görmediğini söylemiş. O gün beraberdiler. Bahse girerim ki cinayeti Murat işledi. O halde elimizde yeteri kadar delil var. Bu raporla onu içeri atabiliriz. Bu raporun şimdilik değeri yok. Ama ileride olacak. Nasılsa bir iş çevirecekler. Şimdi sessiz durduklarına bakma. Saat 12. Kürk sahipleri geç döndüler. Çocukları bırakıp gidemedim. Bırakamazsın tabii. Bırakamazsın. Murat, ne olur kavga etmeyelim. Yüzüğün nerede? Çantamda. Kürk sahipleri 1 aylık ücretimi peşin olarak verdiler. Al sen de kalsın. Senin olsun. O işi bırakacaksın. Peki sonra ne olacak? Evde oturup birbirimizi mi yiyeceğiz? Parasız ne yaparız? Bu arabadan ancak jilet olur beyim. Murat abi, misafirlerin geldi. Seni yukarıda bekliyorlar. Beni dışarı attılar. Bakarım şimdi icaplarına. Elini çocuğumun üzerinden! Çek diyorum! Durun! Durun bırakın kavgayı! Defolun evimden! Biz sana yardım etmeye geldik. Senin düşmanın değil, arkadaşınız biz. Öyleyse göster arkadaşlığını da 5.000 lira borç ver bana. Ben iş adamıyım. Sen bana bir gece çalışacaksın, karşılığında tam 50.000 lira alacaksın. Açlıktan ölsem bile çalmayacağım. Namusumla yaşayacağım. Öyle ya. Nasıl olsa karın namusuyla çalışıp sana bakıyor. Karımın adını ağzına alma! Namus fazilet dersleri vereceğine git de bardan karını al oğlum. Neler söylüyorsun sen? Bana inanmıyorsan Şembar'a git, kendi gözlerinle gör. Alçak, bana yalan söyledin! Dur bakalım, ne yapıyorsun? Ne olur, ne olur yapma, yeter artık! Bir daha evden dışarı adımını atarsan öldürürüm seni! Ha!
Teklifini kabul ediyorum. Soyguna iştirak edeceğim. Ben de seni bekliyor, geleceğini biliyordum. Avans olarak 10.000 lira isterim. Yalnız paraya değil, silaha da ihtiyacın var. Al bakayım. Bu benim eski silahım. Soygun yarın gece. Bu adama itimadım yok benim. Bizi ortada bırakabilir. Bırakamaz. Eğer bırakırsa, ona ne yapacağımızı size anlatayım. Evvela şunu... İşte sana para! İstediğin bu değil miydi, ha? Hayır, ben yalnız seni seviyorum. Artık inanmıyorum sana. Yemin ederim. Affet beni, eski günlere dönelim gene. Boşuna çeneni yorma. Eski günler gelmez bir daha geri. Evet. Murad'ın arabasına benzer bir araba mı? Çalınmış bir araba mı? Peki, hemen geliyorum. Araba terk edilmiş olarak burada bulundu. Bu da içinden çıkmış. Ben emir verinceye kadar araba burada kalacak. Peki efendim. Siz de yanından ayrılmayın. Başüstüne. Ben Komiser Doğan, kocanız evde mi? Evde. Görebilir miyim? Buyurun. Merhaba. Gene mi sen? Gene ne istiyorsun? Seninle dostça konuşmaya geldim. Pekala, buyur otur. Bundan 2 saat evveline kadar Kadıköy soygununu senin yaptığını zannediyordum. Demek şimdi hakikati anladın. Bu benim bacağımdan çıkan kurşun. Bu da Kadıköy soygununda ölenin. İkisi de çok benziyor. Aynı tabancadan atılmış. Bugün Çatalca yolunda senin arabanın benzeri bir araba bulundu. İçinde de bu çıkmış. Bir eşi de sende. Ne demek istiyorsun? Araba da ceket de seninkilerin eşi. Soygun ve cinayette bu arabayla bu ceket kullanıldı. Yani bu cinayeti senin üzerine yıkmak istiyorlar. Bekir mi yapıyor bu işleri? Onunla temas ettin mi son günlerde, konuş! Konuş diyorum sana! Bak Murat, bir yuvan var. O adamlar senin başını belaya sokacaklar. İşledikleri bu cinayeti sana yüklemek istediler. Eğer onlarla işbirliği yaparsan, bu mutlu yuvan yıkılır. Hadi anlat! Ben bir şey bilmiyorum. Delikanlı, sana yardım etmek istiyorum. Sana bu işi kim yüklemek isteyebilir, söyle! Ben hiçbir şey bilmiyorum. Demek bir şey söylemek istemiyorsun. Eğer fikrini değiştirirsen bana telefon et. Neden anlatmadın komiser beye her şeyi? Bizi mahvedecekler onlar. Onlara gitmeyeceksin değil mi? Eğer beni biraz olsun seviyorsan, git polise her şeyi anlat. Bekir'le iş yapmaktan vazgeç. Beni değilse bile yavrumuzu düşün. Bir hırsızın kızı olduğunu öğrendiği zaman bütün dünyası başına yıkılacak. Ömür boyunca mutlu olamayacak. Onun hatırı için gitme. Yapmayacaksın değil mi?
Bekir nerede? Yukarıda. Derdin ne senin? Soygunda yokum ben. Niye? Beni yakmak istediniz. Sözlerinden bir şey anlamadım. Kadıköy soygununda kadını öldüren kurşun benim silahtan atılmış. Cinayeti bana yükleyip beni soyguna zorlamaktı maksadınız. Buna düpedüz namussuzluk denir. Seni doldurmuşlar oğlum. Gidiyorum. Bir daha önüme çıkarsanız sizi paramparça ederim. Sana birkaç laf edeyim oğlum. Neler kaybettiğinin farkında değilsin. Pişmanlıkların sonunda fayda vermediğini biliyorsun. Sana son defa soruyorum. Bizimle beraber misin? Yokum. Ağlıyorsun. Kaçırdılar onu. Ayşe'yi kaçırdılar. Kaçırdılar mı? Kim? Kim kaçırdı? Bekir'in adamları. Alo? Evet, burada, evet. Sizi istiyorlar efendim. Alo? Evet, kızım burada. Merak etme, çok iyi. Şu anda karnını doyuruyor. Malum ya, büyümesi için yemesi lazım. Onunla konuşmak istiyorum. Peki Murat, konuş kızınla. Bak, telefonda babam var, konuş bakalım. Merhaba baba! Merhaba yavrum. Sen buradaki amcalarla oyun mu oynuyorsun? Evet, oyun oynuyorum, iyi misin? İyiyim babacığım. Götür. Kusura bakma, seni kızının sesinden mahrum ediyorum. Ne mi istiyorum? Eğer bu geceki soygunu başarırsan, onu sana veririm. Peki, ne istersen yapacağım. Yeter ki çocuğumu geri ver. Ha şöyle, yola gel bakalım. Bu gece saat 3'te hareket ediyoruz. Ne oldu? Ayşe ile telefonla konuştum, merak etme. Ne istiyorlar bizden? Soyguna iştirak etmemi. Başka çaremiz var mı? Yok. Soygundan sonra İstanbul'da kalamayız. Beni sabah 4'te yeni kapıda bekle. Çocuğu alır oraya gelirim. Allah yardımcın olsun. Thank you.
Sen burada nöbette kal. Sen de burada bekle. Olur. Adam öldürmek yoktu bu işte. Kesin gürültüyü, sırası değil bunun. Sen de burada kal.
Rauf'u arayalım. Şimdi öleceksin Murat. Cesedin burada bulununca soygunu senin yaptığını sanacaklar. Bize çok çektirdin. Murat bana vurup kaçtı. Kaçtı patron. Ne var, ne oldu? Murat'ı kaçırdık. Sizinle yalnız konuşmak istiyorum. Gel benimle. Anlat bakalım. Soygundan geliyorum. Gece Akay fabrikasını soyduk. Beni tevkif etmeye kalkma. Anlatacaklarım çok önemli. Bekir ve adamları kızımı kaçırdılar. Geri vermeler için soyguna katılmamı şart koştular. Eğer bana yardım ederseniz Bekir ve çetesini yakalatırım size. Kendim de teslim olurum sonunda. Çaldığımız paralar bu çantaların içinde. Yeter ki kızım kurtulsun. Peki ne yapmamı istiyorsun? Söyleyeceğim yere yalnız geleceksin. Onları şüphelendirmemek gerek. İhbar ettiğimin farkına varırlarsa kızımı öldürürler. Onların hiçbirinde merhamet yoktur. Şimdi onlara nerede buluşacağımızı söyleyeceğim. Bana söz ver, yalnız geleceksin değil mi? Söz veriyorum. Yalnız başıma geleceğim. Bir telefon edebilir miyim? Alo? Ben Murat. Telefon edeceğini biliyordum. Nasıl? Özledin mi kızını?
Sana bir şartım var. Söyle, neymiş o? Parayı teslim edeceğim. Yalnız buna karşılık kızımı isterim. Çocukla beraber bir saat sonra Yeni Kapı'ya sahile gel. Evet, buyurun. Hayır, Komiser Doğan Bey yoklar. Ben onun muaviniyim. Size bir yardım dokunabilir mi? Ben Murat Yıldırım'ın karısıyım. Kızımı kaçırdılar. Bekir ve adamları. Kocamın nerede olduğunu bilmiyorum. Bize haber vermekle en doğru hareketi yaptınız. Sahil yolunda, dalga kıranın yanındaki sandalların arasında bekleyeceğim sizi. Olduğunuz yerde bekleyin, ben şimdi oraya geliyorum. Nerede kaldı bu adam? Çantaları ver. Evvela çocuğumu ver. Gel benimle. Çocuğum nerede? Evvela paraları ver. Beni takip et. İşte kızın. Baba! Babacığım! Kızım! Şimdi seni gebertmeden önce en büyük acıyı tattıracağım sana. Evlat acısını. Hadi. Kızını ocağa atıp gözlerinin önünde cayır cayır yakacağım. Hayır! Thank you.
Çocuğu merak etme. Sana bir itirafta bulunacağım. Merak ediyordun. Seni vuran bendim. Murat! Yeni oyun oynuyor benle. Evet. Babamın gözleri açık kaldı anneciğim. Kapatayım mı anne? Kapat yavrum. Murat!